Biraz İnternet short dalgalanıyor. izleyelim. Vallahi iyi olur, bir ekran ver ya. Vallahi biraz short izleyelim, bir kendimize gelelim. Olur. Adam öldü mü Gihan'ım? Bir sinyal problemi var mı diye kontrol etmenizi rica edeceğim. Evet, Cantu Özsoy. Kısaca Almost. Korkutum. Adam öldü mü Gihan'ım? Bir saniye. Müge Hanım bayağı bomba kurmaya gitti. Kralım. Efendim? Dursun'un üzerine oturduğu şeyi ben poposu zannediyordum. Oğlum, sen bakın şurada sol tarafta ya. Küçük bir hamster yavrusu gibi görünüyor. Hı? Meğerse o poposu değilmiş. Bakın burada açıkça görünüyor, çıkıntı şeklinde ve tüylü. Bazı durumlarda o kısım çok farklı görünüyor, bu farklı bir şey. Ne istiyoruz biz kanka? Anlamadım ki. Yapılır bilmiyorum. Dursun. Dursun lan. Orada dursun. Onun üzerine oturduğu kızım. Komiksin lan Zeyno. Dede. Kanka bu hangi oyun ya? Bilmiyorum da bu aynı kendini yanmış abi oyunda. What the f**k is bro, like what is happening? Fortnite mı bu? Bu ne amına beyler, adam Türkiye, dünya ya? Beyler Türkiye. Deng 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 deng. Biricaz da Türkiye atma sikerim ben abi. Oğlum araba aşağı yolluyor götürme. Nasıl? Aa bunu öldürüyor. Hey. Salak bek. I'll be right back. Sikerim ben abi. Mercedes-Benz AMG GT'nin kusursuz aerodinamikliğini gösteren... Hey. Ya beni koy, bende de böyle gider şeyler. Bu öyle bir şey. Nasıl? Değil ki. İlkan bu ne amına koyayım, ne yapıyorsun ya? Ne bileyim işte, aynaya bakıyordum, canım döner istedi. Bunu getirdiler ya. İyi tamam ya, keste yiyelim. Bu ziyan olacak ya. Oğlum bu bize tavuk döner ya İlkan. Ya şöyle bir restoranda bizi sen nasıl tavuk dönere mahkum ettin be kardeşim be? İlkan. Oy. Böyle bir şey görseniz katılır mıydınız? Yok. Ben, bak 6ix9ine konserinden çıktık. Çok kalabalıktı ya. Taksi maksi yok. Ebesin namına kadar yürümeye başladık. Ama böyle çok kalabalık bir grup olarak yürüyoruz, anladın mı? Konserdeki herkes yürüyor amına koyayım. Yürüdük yürüdük. Dırıdık dırıdık. Şey. Böyle bir bak bir tane araba geldi. Şeyini açtı böyle. Bas sistemi falan var. Müzik çalmaya başladı. Rally falan çalıyor. Gittik biz de dans ettik. Saçma sapan. Ben katılırdım bence. İyi. Ben de babama söyledim arabayı verme, sen verme dedim. Aşkım bir şey söyleyeceğim, baksana kızlar geçiyor. Ne kızı aferin ya, yemezler ya, ben başka kıza bakar mıyım? Aferin aşkım. Kadir, neredesin? Senin ananı sik... Ben de babama söyledim arabayı verme. Ando para intentar. Ten un poco de respeto que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. ¿Quién me dio uno? Para intentar. Ten un poco de respeto que está. Benden diyorum. Ben anlamadım. Ne oluyor acaba? Çok. Ama bir düşündüm, kötü de olabilir. Aa, bir düşündüm de ben de. Basınç lan. Abo. Rüzgar gloss saç. O ne demek? Cam değil mi ya bu? Yapışıyor, yapışıyor, dudağı yapışıyor. Gloss ne? Dudak şeyi mi? Zeynep sen nereden biliyorsun ya bunu? Paskar? Telefon altı fonda sen. Kahve bardağı uzun. Bunları ben de biliyorum. Boyamayın kendinizi amına. Oğlum ben burada geçenlerin hepsini biliyorum. Bunları hepsini biliyorum. Sadece kızlara anlayacak problem. Korkutarak gelme arkadan. Öcü gibi geliyorsun. Adamın kalbini indireceksin ya. Ben de tam ayağa kalkıyordum. He. Bak adam görevdeyken böyle bir şey yapsan 20 kuruşun yerdin. Korkutarak gelme arkadan. Ya kedi Almanca nereden bilsin? Türkçe konuşsana.
Alo. Bak hiçbir şeyden haberi yok ki, anlamıyor. Bak anlamıyor. Bak telefonu yazıyor. Sen prensese neyce konuşuyordun mesela? Türkçe. Anlıyor. Anlıyor. Okay, anlıyor. Süper. Harbi anlıyor lan, şakasız ne olacak. Gel diyorsun geliyor, çık diyorsun çıkıyor. Yapma diyorsun yapmıyor. Ben de Türkçe anlıyorum. Mesela Teddy bunu anlamıyor. Sen hızlanıyorsun o zaman. Neyse ama dur diyoruz, durmuyorsun. Gel diyor. Gelmiyor, git diyoruz, gitmiyorsun. O ne ya? O eski silahlardan. Nasıl şarjör ama bunu? Oy! Of! Bu da yok mu? Ya bu yorar, kuru... Bunun ismi neydi ya? Kuru yer, muru... Kuru sıkı. Kuru sıkı. Lan yok, kuru ne yer mi? Ne diyorsunuz ya? Yer mi? Kuru yer şey, galiba. Gel, bir şey bu... Luger, ha Luger, Ruger. Chat de çok Luger bilmiyor. Uspısı. Ne yap, çorabının şeyinden atış yaktı ya. Mantıklıymış. Drone yarışları var Gürkan'ım, biliyor musun? Sefari bilmiyorum, hiç sefari Türkiye'de yok. Türkiye'de falan da yapıyor. Robot dövüşü var, robot dövüşü çok fena. O gerçek mi? Filmi var lan. Bu sana drone almasak mı ya? Oğlum insanların odağını yakalamanın ne kadar zor olduğunu gösteren şey bu iki videolar. Yani şu kısacık videoda bile odak tutmak için ekstra bir şey ekliyorlar, anladın mı? Ben amına koyayım üsttekini izleyemem ki. Şu kumandayı ver de ben izleyeyim şunu biraz be. Ne güzel drift atıyor. Pazar... Bak insanlar buraya baktığı için alt yazıyı buraya koymuşlar. Bakmayı ver, Allah Allah. Bu globalde de var bu. Bu doğru var. Türkiye'de değil sadece. Kanka annem iki oda öteden benim kafama attı o telefonu. Telefonu yerde baktığım zaman dümdüz duruyordu. Hiç oğlum eski yani. iPhone'lar da sağlamdı. Kafam kırıldı amına. Bende 3GS vardı, tamam mı? 3GS deniyordu. iPhone 3 yok ki. Var, 3GS var. iPhone 3. iPhone 3GS, ben ilk iPhone'um. Zaten hep iPhone kullandım. iPhone 3GS'yi mesela maç atıyorduk, tamam mı? Adamlar mesela kale boş şut çekiyor, yemin ederim bak. Kale boş şut çektiler, telefonu topa fırlattım golü kurtarmak için. Es geçti, tat, oraya çarptım abi, hiçbir şey olmadı. Hala sapasağlam duruyor o 3GS. Ya ananı ya, bu ne ya? Böyle mekanik mi var ya? Bu çocuğu ya. Ya FF ya. Ya bir de ben... Kudum lan senin oradan. İn lan! Bazen kaçta kahvaltı yapacağı hiç belli olmuyor. Biz şimdi böyle sürekli yemeklerini hazır tutuyorum ben. Hemen ne istediği anda hazır olması gerekiyor. Hazır değilse gerçekten çok sinirli oluyor. Bana çok tanıdık geldi. Size geldi mi? Geldi. Acıktım. Geçen annesini babasını dövüyor oğlum yemek hazır olmayınca Teddy. Oğlum vaktinde her şey hazır olacak, bana ne? Ki sana rap'in 3 büyüklerinden biri desem kızdırır mıyım seni? Hadsizlik etmiş olur muyum? Öyle diyeyim hani. Rap'in 3 büyüklerinden biri midir Fuat Ergin? Ben bence kesinlikle. Abi, ben söylerim. Ceza, evet. Sagopa, Cyberus. 3 büyükleri bunlar. Özellikle onayın nevi yok mu aynı nevi? Ben bunu onaylamıyorum. Benimki Alizade, Eda Nur. Hocam yalnız şimdi söyleyeyim. Cyberus neyin var ki yazabilirdi ama Ceza, Sagopa, Nine Baby yazamazdı. Oy. Bunda bak Nine Baby neyim var. Onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak. Ustanın elinde muşta. Bu şarkı iki fışta. Chat, Fuat Ergin'i bilmiyorsanız çok büyük bende respekti var. Zaten çocukken şarkılarını da çok severdim. Dur hatta bir tanesini atacağım çünkü canım çekti. Fuat Ergin 3 dil. Bilir misiniz 3 dil şarkısını? Almanca söylüyor, İngilizce oğlum, söylüyor, bir de Türkçe söylüyor. Bunu ben hep dinlerdim ya. Yok Türkçe söylüyor da. Beat'e bak sadece. Böyle bir şey vardı. Yok.
hırsızı gitar gibi çalar. Damar, balık, balık damadalar her an farkındır. Ama gün hatırlamıyorum şimdi. Ara Fuat. Sönen ocaktan duman gelir, rahat bırak beni kurak. Kurak. Resti kulak. Eskiden bir program vardı. Limeware mi neydi? Resmi böyle limondu. Şarkı indirirdik. Bu şarkıyı aramıştım saatlerce. Çünkü Rapstar yarışmasından görmüştüm. Çocukken Rapstar yarışması vardı bizim. Kurtar Fuat. İnleyen nameler. Televizyonda çalıyordu. Çıkıyordu. Hadi gel kelebek yakalayak. Yakubey'i hoşnut etsin dayak. Etsin dayak. Akşam olsa da yatsak. Robot olup altıda dükkanı açsa. Balta ele gelirse hanginiz kaçsa. Salça değil kan. Papa Jean Paul gibi yatma. Çok nakaratı geliyor. Desteksiz atma. Şeytan kulağına. Bazuka soytarı. Soytarı meydanı. Boş bulunca. Dan palak ama soldan kanca. Üç dil bilirim, birisi Almanca. Şeytan kulağına bazuka soytarı meydanı. Boş bulunca sağdan palak ama soldan kanca. Üç dil bilirim birisi Almanca. Kötü tabi günümüzde çok fazla şarkı çıktı, sana kötü olabilir ama vibe'ı, okuyuş tarzı falan çok okey. Haptüs müydü anacan senin sevdiğin? Yok. Norman Dar'dan mı? He. Norman Dar'dan benim... Sözler şerefsiz oldu benim ya. Eşlik etek. Birik olma uyuyup gitmem diye. O da çok... O mu? Eski şarkıların hepsiydi de. Benim depresyon oteli. Cashflow. Hayata küstüm değil mi? Yaşamak sorun oldu. Hayallerim kayboldu. Vıtıcın doğdu. Keşif Flop'un da o şarkısını bilmeyen yoktur ya. Oğlum gece nasıl böyle hava duruyor yaptı ya? Anlamadım. Ne? Zincirleme kilit tamlaması. Açıldı. Ya bu ne? Çok kötü. Ben öyle videolar çekeceğim. Yalnız kahve evet, hala kötü işte ya. İşte bu. Sen hiç anaerobik yıkanmış Venezuela içtin mi de konuşuyorsun? Ya ben yapmak istemiyorum. Daha çok ne? Erken. Hadi doğru yaz. Anaerobik yıkanmamış Kolombiya denedim. Ya bıktım. Annemi karıştırmayın lan. Bugün yataktan çıkmayacağım. Oh be, dünya varmış. Yemin ederim hayatta daha rahat bir yer yok. Sınavlarını... Ben hala böyleyim amına. Tespih aldım pazardan, Allah korusun nazardan. Bu yorumu beğeni alsın 100 sınavda. Beğensene. Bas like'ı ya, bas. Aaa akroştiş. Bak bak, ilk harflerine bak. Taba. Ne alaka? Taba. Değilmiş. U taba olsa kopardım işte. Ama şurası U olsa. Tamam. Efekan'ın aşk hikayesi girsin diyenler. Mete abinin sıkıldığı aşkı hiç bitmeyecek. Dünya kraliçesi her yer. Bir süre önce bir Iron Man zırhı yaptı. Geldi, kral geldi amına koyayım. Reis amına. Ama plastikten olduğu için bunu çelikten yapmaya karar verdi. İnşallah bir gün plastik yerine petal olur. Bu tamamen benim fikrim. Kimseden esinlenmedim. Abi bir Diyarbakır sanayide sana çözerim harbi diyorum. 100K'ya onun metal halini yaptırttırım, hem de ateş ediyor. Ama alev topu değil, keleş sıkar, sorun olur mu? Hayaller ironman, gerçekler plastikman. %100 orijinal bir fikir. İlk olarak kafamın 3 boyutlu taramasını alıp modelleri boyutlandırıp endüstriyel bir SLM yazıyla çelikten üretime yolladım. Şu cümle benim hayatım önce mesela bir daha duymayacağım bir cümleydi. Anladın mı? Bak herhangi bir inşaat, elektronik, herhangi bir mühendis bile bu cümleyi hayatında duymamıştır. Sonuç inanılmaz oldu. 316 el paslanmaz silikten yaklaşık 8 kilo ağırlığında bir Mark 42 kaskı. Tabii bu materyal... Göz yerleri açık, oradan sıksam ne yapabilirsin ki? Ya oğlum oraları da kapatıyorum ya. Bundan belli olmamız gerekiyor. Bir tane daha. %45'likti bu değil mi? %45'lik. Bu gerçekten çok dayanıklı bir malzeme ya bu. Ve tabii ki de açılıp kapan... Delindi. ...olmasını sağlayan bir sistemler olmadan bu gerçek bir Iron Man kaskı olamaz. E bu Iron Man... Bütün süreci... Boy sese bak. İkinci videoda kaskı boyayıp bitirdikten sonra filmdeki tüm silahlarıyla test edeceğiz. Kaçırmamak için beni takip edebilirsin. Roket atsanıza buna.
ama giyili halde. Ne? Bir süre önce bir bu saptırıcılar... Çelikten bir sabun. Tabii ki normal yani. Sabun gibi köpürmüyor ama iddia ettiğine göre böyle sabun gibi elinize sürüyorsunuz ve soğan ve sarımsak kokularını yok edebiliyor. Bu mümkün mü? Doğrudur. Sarımsağın berbat kokusuna da soğanın gözlerinizi yakmasına bence da sebep olan bu. Şey sülfürlü bunu, bileşikler. Bunu bu arada aslında bunlar Orkun bu bitkilerin savunma deniyor, sisteminin bir parçası. Alıyor. Siz bitkinin gövdesini ezdiğinizde bir dizi kimyasal tepkime sonucunda propan etiyal S dioksit ve dialil disülfit gibi moleküller oluşuyor. Kanka sus. Canınız mı ya? Ve ya gözünüzü yakıyor, ya berbat kokuyor, ya da her ikisi birden. İşte bu sabunun yüzeyindeki metalik elementler bol elektronlu sülfürü üzerine çekerek kokuyu gidermiş oluyorlar. Ne yazık ki kokacak? Bu konudaki bilimsel araştırmalar birbiriyle çelişen sonuçlar veriyorlar. Dolayısıyla kesin olarak çalıştığını söyleyemem. Ama denediyseniz yorumlarda işe yarayıp yaramadığını yazarak abi bilime denesene. Katkı sağlayabilirsiniz. Abi şey söyleyin abi, ya. Abi denesene. Sen elinde... Elin ya bir yerinde abi. Yapsaydın ya bize bir söyleseydin. Sen niye denemedin abi canım? Kral sen denesin hazır elindeyken. Evet. Abi senin işin bu abi. Böyle ayak geçmez. Ahmet. Ahmet ne oldu lan? Kimi gördün içeride Ahmet? Anneni mi gördün lan? Bu abi ne alaka ya? Ahmet koştu gitti lan. Hakan'ın borcunu yaz akşam halledeceğiz onu. Yani Hakan'ın borcu ya. Hepiniz toplam giyinme soyunma dahil 6 dakika. Hadi çıkalım kanka. Yürü. Ya arkadaşlar parayı vermiyor gidiyor. Onlar hallederler gel. Ya bak bu para işi çok önemli ama bunu yapmayın böyle ya. Sen güzel bir insan mısın? Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Hadi görüşürüz. Kamil yürü. Biz ne izledik ya? Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Muhabbet Ayhan var mı? Komik falan hiçbir şey anlamadım. Bir şey fark ettin mi? Bütün çöp kutularında bir şey yazıyor. Çöpte çöp, çöpte 31, üstüne boxer inmiş, çöpe skin takılmış. Ama bugün çok farklı bir çöp gördüm. Bu ne lan? Tövbe. Tövbe ne yazdı hakkında? Ne yazıyor acaba ya? Gram fikrim yok. Arkadaşıma sordum bunu yazdım. Görsel çeviriye attım o bile anlamadı. Her şey yazıyor olabilir. Belki Arapça çöp yazıyordur. Belki de ölüm tehdidi. Belki de kara büyüye maruz bırakıldı. Bunun ne olduğunu öğrenmem lazım. Pardon. Arapça biliyor musunuz acaba? Hayır. Arapça biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Hayır. Arapça biliyor musunuz? Evet abi. Pardon mı? Evet. Evet abi geldik. ne yazıyormuş abi burada? Burada şey yazıyor. Hobi yazıyor. Hobi mi? Evet. Hobi ne lan? Şey, sevgi demek. Sevgi mi? Sevgi. Sevgi. Ne çöpe yazdınız ya? Evet. Üstten yazıyor. Sevgi. Bir şey fark ettin mi? Dayı, bu şimdi geldi. Amis kare eski tüm sahneyi. Sana hizmet ettim diyor, para istiyor. Ne yaptın diyorum, ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan. Hoca, sen ben bu de. İşleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım. Bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları han diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırın abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu racon işini. Bir dakika. Şimdi sen... O paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Nasıl yani? Korumazsam eğer büyük balık gelip seni yutar. Büyük balık kim ya? İşte büyük o balık o benim işte. Dayı bu şimdi geldi. Anam sikeyi. Ben bu adamın mezarına gittim. Haram teres. Ben bu videoyu Ramiz. İzledim biliyor musun? Ramiz Kazık'ı tüm sanalar. Ben de Ezel'i izlemeden yıllar önce lisedeyken bir gün okula gitmedim. Ramiz Kara Eşki Gençliği diye 4 saat mi 8 saat mı diye bir şey var. Gençlik ya 4 ya 8. Evet. 8 de olabilir. Ben onu oturdum en baştan sonuna kadar izledim. Sonra Ezel'i izledim. Ezel bok gibi diziymiş.
Hadi lan. Ayşe, Ali'yi arayıp, Ali bu akşam bize gel, seni çok istiyorum. Önce annem ve babamla sofraya oturup yemek yeriz. Sonra da benim odamda... Niye abi tur mu düzenliyorsun anlamadım ki. Sahi ulaşıyor. Bak için ders çıkma. Çalışıyormuş gibi yapıp takılırız demiş. Çok ters doğru yani, dürüst kız arkadaş tecrübesi olmayan Ali de hemen He büyük balıktan koruyacaksın gidenler. Hani koşmuş ve eczacıya. Bey amca. Ben hiç kaçırdım ya bir daha. Ayşe Ali'yi arayıp Ali bu akşam bize gel. Seni çok istiyorum. Önce annem ve babamla sofraya oturup yemek yeriz. Sonra da benim odama geçip ders çalışıyormuş gibi yapıp takılırız demiş. Doğru dürüst kız arkadaş tecrübesi olmayan Ali de hemen eczaneye koşmuş ve eczacıya. Bey amca, bu akşam kız arkadaşımın evine gidip ailesiyle yemek yedikten sonra odaya geçip ateşli bir gece yaşayacağız. Bana yardım eder misin? Demiş. Bu çok iyi bunlar. Eczacı da hemen bir kutu kondom verip Ali'nin sırtını sıvazlamış. Akşam eve elinde çiçeklerle giden Ali, eve girip sofraya oturduğunda Ayşe'nin anne babasıyla selamlaşıp başını önüne eğerek dua etmeye başlamış. Duanın bir türlü bitmediğini gören Ayşe, Ali'ye eğilerek... Ali, bu kadar dindar biri olduğunu bilmiyordum demiş. Ali de ben de babanın eczacı olduğunu bilmiyordum demiş. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Vay amına koyayım. Demek buraya geleceğini hiç gidiyor. Düşünmedim de. Çıkış babacık 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 çıkış. Sveci bile. Babacık babacık. Lori. Tutulduk izle. Kısa bir süre önce insanların konuşmasını engelleyen bir cihaz geldi yaptım. Geldi kral. PlayStation 2 var abi. Komple set ne kadar abi? Teyze var. Türkiye burası. Doğum erizgeni. Güneş bu tarafta. Sonra bana dedi ki birlikte konuşalım bir yani ama aha. Bir numara atmış. Şahsi numarası. Ya mümkün değil diyorum yani ne alaka. Ben de Holmes'u aradım. Kardeşim dedim ne oluyor dedim bu kim bak bakayım dedim ya hani gerçek midir bu mesaj sence mantıklı mı? Holmes tabi telefonda şey böyle abi şaka mı yapıyorsun falan oğlum sakin ol dedim. Hani sence ne olabilir sebebi niye benimle görüşmek istiyor olabilir hani birlikte fikir üretelim falan. Abi bana laf atıyor abi. Abi senin bu rahatlığın ne sen nasıl bir karaktersin sen nasıl bir adamsın sen nesin senin gibi bir adam olmaz olsun falan dedim oğlum sakin ol. Yani bak yani şeyi kavramaya çalışıyorum futbolla çok haşır neşir olmadığım için. Sonra bana dedi ki birlikte konuşalım bir yani ama bir numara atmış şahsi numarası ya başa mümkün sardık, değil. Yani. Başa geldik. Marshmallow ama bu gerçek marshmallow değil herhalde. O gerçek. Ne alak? Yemek videolarında ne kadar para varsa... Koskoca marshmallow bile şorsa yemek istemeye başladı. Ama kitap çıkardı bu. Yemek kitabı. Tarif kitabı çıkardı yani. Bu harbi gerçek mi? Evet. Marshmallow ilk çıktığında neydi lan normal? Oğlum Beef Wellington yaptı amına koyayım. Ama kendi zaten... tarzı böyle değil. Ananı sikiyim. Çok iyi. Lan değil, çiğ değil. Değil oğlum sen manyak mısın? Ya değil, değil. Ya. Bak yine diğerini aynı şey. Diğerini al amına koyayım şeyi. Çok iyi. Milföy'ü al bir ondan ısır, bir ondan ısır hayvandan. Lan çiğ değil bu, çiğ değil. Bir ondan. Çok iyi oldu abi. Ben saniye. Ve bugün aklıma bir şey takıldı. Ne zaman bir dayıyla konuşsam, konu ne olursa olsun siyasete gelir. Telefon. Doğru. Çıkar bakayım. Peki random bir dayının yanına otursam, konu kaç saniyede siyasete gelir? Ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam ilk dayıyı buldum ve sayıcı başlattım. Yaklaşık 3 dakika sessizlik ve hiçbir şey yok. İkinci dayı. Bu sefer soru sormayı denedim. Hayat nasıl gidiyor? İyi misiniz? Yuvarlanıyoruz. Ben de yuvarlanıyorum. Ve yine sessizlik. Üçüncü abi. Sessizlik. Dördüncü sessizlik. Ama beşinci dayıda bir anda garip bir şey oldu. Şu masrafa bak. Ne güzel açmış konuyu anlayın. Dayım büyük ihtimalle sıkılmış, gelmiş oturmuş. Biri gelince muhabbet edesi gelmiş. Ne masrafı? Şu lafalar görmüyor musun? Adamın midesinde. Ne oluyor amına koyayım? İlk eşya bitirmeyen. Bu gördüğünüz adam dünya üzerindeki en hızlı kılıç ustası. Aynı zamanda Guinness Dünya Rekoru sahibi. Kendisi sıradan kalemleri tehlikeli... Başbakan, bir dakika, bir bu saniyeden kısa sürede mi yaptı bunu? Dünya üzerindeki en hızlı kılıç ustası. Aynı zamanda... Lan bir saniyeden fazla sürdü izlerken. Ama yok, bir saniye bile olmadı. Atmasıyla, atmasıyla kesmesi. Hayır devam et abi süre bak. Başbakan, bu bak geri koyması. Dünya üzerindeki en hızlı bak. Kılıç ustası. Aynı zamanda...
Bir sahneden uzun sürdü. Da Guinness Dünya Rekoru sahibi. Kendisi sıradan kalemleri tehlikeli gizli silahlara dönüştürebiliyor. Polis bile videolarını izledikten sonra onu kayıt oldu. Oğlum şey var ya, iskambil kağıtları 52. Onları gerçekten atmayı öğrenirsen ve düzgün şekilde atarsan baya böyle bir yerlere saplanıyorlar falan, anladın mı? Çünkü çok ince oldukları için. Ay, kağıt kesiyi kanka. Evet, ve kesebiliyorsun. Bir hani zarar da verebiliyorsun onlara. Evet. Bulmaya çağırdı. Adamımız. Kağıt kesiyi. Çok acıyor. Başbakan Bülent Ecevit'e birini seviştik mi? Nasıldı? Çok iyiydi. İyiyse cami yaptırsın. Nasıldı? Muhteşemdi. Harikaydı. Ben hayatımda böyle... Aa! Buzla kapladı. Ölmesinler diye. Hayatı neden bu kadar çok seviyorsun? Aga be. Bunun yine hedefi belli oldu, beyler, yaraydık. Oha! Ne oldu anlamadım. İzlemediğimiz için anlamıyoruz galiba. Sanki gökten düşen ilk kar tanesi. Tövbe estağfurullah. Kabul ediyoruz. Fiji 5. Bu ne oğlum? Aa, bundan yapalım mı? Bende var ya.